Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asuman Uğur TV'nin ekranlarında sağlık raporu programıyla saat 10'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz kalp hastalıklarını konuşacağız ama özellikle kalp hastalıkları sonucunda artık ameliyat sürecine gelen hastalar için, özellikle kalp kapağında sorun hastaları için koltuk altından kalp kapağı ameliyatı yapılıyor. Bunun üzerine bilgilendirelim istiyoruz sizi. Bunu pek duymadık çünkü hekimler arasında da yaygın bir şekilde yapılmıyor. Biz sağlık çalışanları, sağlık muhabirleri, sağlık editörleri, programcılar da çok fazla bilmiyorlar. Bizim için de yeni bir konu, yeni bir ufuk açacak. Biraz bunun üzerine konuşalım istiyoruz. Koltuk altından kalp ameliyatı hangi hastalara yapılır? Normal açık ameliyata göre avantajı var mıdır? Herkese bu ameliyat yapılabiliyor mu? Yetkin hekimler olduğu sürece bu ameliyatla ilgili. Biraz bunun üzerine konuşalım diyoruz. Çünkü normalde kalp ameliyatları göğüs kemiği önden kesilerek yapılırken burada koltuk altından bir kesiyle yapılıyor. Daha az zarar verdiğini ve sonrasının daha güzel sonuçlar verdiğini umuyoruz. Bu konunun üzerine konuşalım. Sizleri bilgilendirelim istiyoruz. Eğer zamanımız kalırsa da kadınların özellikle yaşadığı ciddi problem varis üzerine konuşacağız. Ama artık ciddi problemler ufak dokunuşlarla, temaslarla problem olmaktan ortadan kalkıyor. Biraz buna da değinelim vaktimiz olursa. Değerli bir konum var stüdyomuzda. Yardımcı doçent doktor Hüseyin Gemalmaz, MSA Hospital'dan yayınımıza katılıyor. Kalp damar hastalıkları uzmanı, kalp damar cerrahı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Günaydın efendim. Günaydın. Günün sözüyle ben yayına girmek istiyorum. Fakat günün sözünü nereye koydum? Evet. Şimdi kalple ilgili bir söz seçtik bugün İbn Sina'dan. Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi her çok sevişinde kalbi kuvvetli değil demiş İbn Sina. Bilmiyorum sizin buna bir yorumunuz var mı? Hem işin manevi boyutunu farklı bir dünyamıza kapı açan bir söz hem de belki sizde siz kalp damar cerrahlarında karşılığı vardır bilmiyorum. Bu şekilde girmek istedim. Çok güzel bir söz. Aslında huzuru tarif etmiş İbn Sina. Huzurlu olduğumuz müddetçe kalbimizin koruyabileceğimizi, aynı zamanda kalp korunmasa dahi huzurun yakalanabileceğini bana çağrıştıran güzel bir söz. Evet, ben de bu sözleri seviyorum. Biraz üzerinde düşünürsek aslında çok manalar çıkıyor. Her türlü böyle ünlü düşünürlerin geçmişte söylenmiş sözlerini biraz kılavuz almakta herhalde zaman zaman fayda var diye düşünüyorum. Şimdi koltuk altı kalp ameliyatına girmeden önce biraz kalp hastalıklarından bahsedelim. Bir genel bilgi almak istiyorum sizden. Çünkü kalp hastalıkları dediğimizde bir iki tane kalp hastalığı yok. Birden çok kalp hastalığı var. Evet. İnsanlar da biraz karıştırıyor. Biraz bunu açalım. Kaç tür kalp hastalığı, kalp damar cerrahları, kardiyologlar tanımlarlar? Şimdi kalp hayatın merkezindeki bir pompa. Ve bu pompanın ana maddesi kas. Bu kasla bağlantılı olarak hastalıklar aslında çeşitli gruplara ayrılıyor. Nedir bu? Kası besleyen bir damar sistemi. Bu kasa kasalma emrini veren bir telgraf ağı gibi bütün kalbi dolanan bir elektrik sistemi. Kasın kendi sağlıklı yapısı ve içerisinde kanın devir daim ederken ona geç veya dur diyen kapak sistemi. Kabaca bu bölümlere ayrılır ve hastalıklar da bu gruplar etki edilir. Şimdi kalbi besleyen damar sistemiyle ilgili genel olarak toplumumuz artık çok geniş bir bölümü bilgi sahibidir. Kasın kasılması için o damarların açık olması lazım. Tıkandığı vakitte bu bir problemdir. Bu kardiyoloji ve kalp damar cerrahları tarafından çözülen geniş bir hastalık kitlesidir. Peki. Elektrik sistemi dediğimiz yani telgraf ağı sistemiyle ilgili problemler vardır. Bunlar genellikle çarpıntı şeklinde kendisini gösterir. Çarpıntı, nefes darlığı, bazen bayılma gibi. Bunlar da özellikle elektrofizyolojinin alanına giren bir hastalık sinsilesidir. O da bir grubu oluşturur. Ve daha az bilinen ama oldukça da yaygın gözüken kalbe içerisindeki devir daima sağlayan kapakçıklarla ilgili problemlerdir. Kapakçıklar geç veya dur diyen aslında kalbin bodyguardlarıdır. Bu bodyguardların sağlam olması lazım ki kalbimizde sağlıklı bir şekilde çalışabilsinler. Kalbin bodyguardları, kapakçıklar, evet. Güzel bir gazete manşeti oldu, haber manşeti oldu. Bunu kullanmayı düşünüyorum. Peki, tabii dünyada bir numaralı ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları geliyor. Evet. Türkiye'de de olduğu gibi daha sonra kanser ve hani KOAH vesaire bunları takip ediyor. Bu kadar çok ölüm varken kalp hastalıklarından her geçen gün yeni yöntemler hem kalp hastalıklarından korunmak için daha çok önlem almaya çalışıyoruz ne kadar alabiliyorsak hem de
varsa bir ameliyatı, tedavisi, bunları yeniliyoruz, revize ediyoruz. İnsana, hastaya en az zarar verecek şekilde bunları yapabiliyoruz. Sizin yaptığınız bu koltuk altından kalp ameliyatı da sanıyorum bu kapıya çıkıyor. Daha az hastaya zarar verir, işlem yapıyoruz ama biraz daha kalp kapak hastalıklarının özeline inelim. Dediniz ki bodyguard, kalp kapakçıkları, güzel bir tabir dedim. Kalp kapak hastalıkları neden oluşuyor? Bunu kolaylaştıran nedenler var mı? Başka kalp hastalıklarına neden sahip olanlarda bu kalp kapak hastalıklarının oluşmasına rahat bir şekilde zemin hazırlıyor mu? Ne dersiniz? Bir de tabii yaş grubuna gelmek istiyorum. Sanıyorum biraz daha küçük yaşlarda bu kalp kapak hastalıklarında sıkıntılarımız var. Çocuklarımızın orta yaş grubunda yaygın görülüyor. Ne dersiniz? Kalp kapakları ile ilgili iki gruba ayırabiliriz. Bunların bir tanesini konjenital dediğimiz doğuştan gelen anomaliler, öbürü de edinsel dediğimiz daha sonradan ortaya çıkan, sağlıklı olan ve daha sonra deforme olan kapakçıkların oluşturduğu grup. Konjenital grup doğuştan olduğu için genellikle daha erken yaşta tanı konulup tedavi şansı bulabilenler, tedavi olanlar, tedavi şansı bulamayanlar da maalesef hayatlarını hem sorunu bazen de kaybederek tamamlayan bir hastalık kitlesini oluşturmaktadır. Tedavi şansı neden bulunmuyor? Yani bu sistemle mi ilgili, nedir buradaki, ya da iş işten mi geçiyor? Ne diyorsunuz? Şimdi yıllar içerisinde sağlık politikaları tabii Türkiye'de çok değişti. Önceden hekime ve hastaneye ulaşım problemi yaşanırken, şimdi artık eskisi kadar hekim ve hastane problemi çok ön planda değil. Ama konjenital hastalık grubuna hitap eden cerrah ve merkez sayısı hala Türkiye'de çok az. Mevcut hasta yükünü karşılayacak ve göğüsleyebilecek düzeyde değil. Ondan dolayı bu şansı bulamayan, özellikle kırsalda yaşayan grupta bu daha ciddi bir problem olarak durmakta. Bunun için birazcık daha yol kat etmemiz gerekiyor Türkiye olarak. Evet, bunu arada sormuş oldum. Peki kalp kapak hastalıklarının yaygınlığından biraz bahsedelim ve özellikle maalesef kırsal bölgelerde daha çok sağlığa erişim arttı ama hastaları maalesef kaybedebiliyorduk. Neler zemin hazırlıyor kalp kapak hastalıklarını, ne söylersiniz? En önemli zemin hazırlayan şey küçük yaşta geçirdiğimiz enfeksiyonlar. Özellikle boğaz enfeksiyonları. Bundan çok önceki yıllarda antibiyotik kullanım oranları daha düşükken veya sağlık merkezlerine ulaşım daha düşükken insanlar antibiyotiğe erişemiyorlar ve ananevi yöntemlerle hastalıklarını tedavi ediyorlar. Bunlara bağlı olarak vücutta oluşan ve bir mekanizmayı tetikleyen o mikrop boğaza yerleştiği vakit bundan ortalama 10-15 yıl, bazen 20 yıl sonra kalp kapakçıklarında problem gelişmektedir. Akut romatizmal ateş dediğimiz küçük yaşta geçirilen bu hastalıklar ilerleyen yıllarda kalp kapaklarında deformasyona, bazen çoğu zaman darlığa, bazen de yetmezliğe dediğimiz hadiselere neden olmakta. Bu da yaşam konforunu düşürüp bizim karşımıza bir kalp kapak hastası olarak gelmesine neden olmaktadır. O zaman zamanda tedavi edilemeyen enfeksiyonlar buna neden oluyor. En önemli neden ileride ortaya çıkıyor. Peki başka? Senil dediğimiz, yani yaşlanmayla alakalı vücuttaki kalsiyum metabolizmasına bağlı olarak kalsifikasyonlar, direkt kalp kapağını tutan enfeksiyonlar, boğaz enfeksiyonlarından ayrı olarak çoğu zaman özellikle son yıllarda gördüğümüz ama sayısı da her geçen gün azalmakta olan iskemik kalp kapak hastalıkları dediğimiz, yani kalbin beslenmesiyle ilgili problemlerden kaynaklı kapak problemleri, ani ortaya çıkan, bazen küt bir travma, bazen akut miyokard enfarktüsü, yani kalp krizinin sonrasında kapaktaki ani ortaya çıkan harabiyetler bize kalp kapak hastalıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalbi beslemekle ilgili sorunlardan deriz. Beslenmesiyle ilgili problemler de kalp kapak sorunlarına neden oluyor. Tabii. Neden beslenmesinin önüne neler geçiyor kalbin beslenmesinin? Burada söyleyeceğiniz detay var mı buna? Koroner arter hastalığı dediğimiz hastalık, en önemlisi budur. Yani ve yaşamı da belirleyen, ömrü de belirleyen bence bizim damar sağlığımızdır. Vücudumuzdaki bütün damarların sağlığı aslında bizim yaşam süremizi belirleyen şeydir. Kalp damarlarında sağlığı hayatın merkezindeki organ olduğu için yaşamın süresini ve kalitesini belirleyen şeydir. Kalp damarlarımız eğer sağlıklıysa dolaylı olarak kapaklarımız da zaten sağlıklı kalıyor. Daha önce bir hocamız yayın yaparken, o da kalp damar cerrahıydı. Damar vücudun en önemli organı demişti. Hani her aslında cerrah ve hekim kendi tarafından bakabilir ama bütün sonuçta vücudun içerisindeki bir sistem ve bunlarla biz besleniyoruz.
Peki, yaygınlık nedir şu anda Türkiye'de kalp kapak hastalıkları? Çocuk yaşlarda da var, erişkin yaşlarda da var. Tüm kalp kapak hastalıkları arasında aslında bir numaraya koyacağımız ne bizim? Tüm kalp hastalıklarındaki tabii ki en önemli sıra koroner arter hastalığı dediğimiz damar sertliği, damar tıkanması hastalığıdır. Bütün dünyada problemdir. Bizde de hala problemdir. Ondan sonra arkadan gelen sıra kalp kapak hastalıklarıdır. Kalp kapak hastalıklarının içerisinde tabii bizim 4 tane kapağımız vardır. Bunların içerisinde en sık karşılaştığımız mitral dediğimiz mitral kapak hastalıkları. Bunlar ikinci sıraya yerleşir. Daha sonra özellikle yaşam süremiz, ortalama yaşam süresi uzanmasıyla beraber ortaya çıkan aort kapak hastalıkları, aorttaki kireçlenmeler, kalsifikasyonlara bağlı aort problemleri ön plana çıkmaktadır. Trikuspid dediğimiz üçüncü kapak hastalığımız ise 3 numaralı kapak hastalığıdır. O da çok sık karşılaşılmaktadır. Özellikle yetmezlik dediğimiz kaçırma şeklinde kendisini göstermekte. Dördüncü kapağımız olan pulmoner genellikle çok baş ağrıtmayan konjenital yani doğumsal problemleri olan bir kapağımızdır. İlerleyen yaşlarda çok ciddi problemlerle karşılaşmayız onunla ilgili. Peki şöyle bir durum var. Mitral kapak prolapsusu. Bir sürü insana bu teşhis konuyor. Üfürüm olarak da bazen nitelendirebiliyoruz. Bu bir genç yaşta bir gösterge midir? Mesela bunların masumları var mıdır kapak hastalıkları arasında? Yani sadece takiple, yıllık takiplerle kontrol mü ederiz? Bu ileride daha ciddi bir kalp kapak sorunu olacağının göstergesi olabilir mi? Bununla ilgili ne söylersin? Çünkü ben bunun çok tanık olduğunu biliyorum genç yaşta da. Fizyolojik sınırlandı deniyor testlerde ve sonuç veriliyor hastaya. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi prolapsus çok sık karşılaşılan, çok sık karşılaştığımız bir hadise. Prolapsusla ilgili diyebileceğim en önemli şey yetmezlik olmadığı müddetçe. Tabii bu yetmezliğin de oranları vardır. Yetmezlik olmadığı müddetçe prolapsusu masum hastalıklar kategorisine koyabiliriz. Hastalarımız veya bizi izleyenler prolapsus, kalbinde prolapsus var dendiği anda büyük bir korku ve heyecana kapılıyorlar. Birçok insanda var. Aslında normal fizyolojiyi bozmayan ama ileride bir kalp kapağı hastalığı riskini taşıdığınızı gösteren MR'lerden birisidir. O yüzden muhakkak bir kontrol altında kalacağız. Özellikle yıllık ekolarla prolapsusumuzun ilerleyip ilerlemediğini, ilerliyorsa uygun tedavi almamız gerektiğini aklımızın bir kenarında tutacağız. Peki, bir hasta size geldi, baktınız kalp kapağında sorun var. İşte 1, 2, 3, 4 diye siz de nitelendirdiniz, kategori altına aldınız. Nasıl bir yaklaşımla önce bir hastaya bakıyorsunuz? Şimdi önce bir kardiyoloğa gidiliyor genelde böyle durumlarda. Kalp damar cerrahlarına tabii opere edilecekse hasta size kardiyologlar yönlendiriyor. Ama bazen o aşamada yapılacak şeyler var. Kardiyoloğun size yönlendirdiği ya da yönlendirmediği durumlar var. Biraz bunlarla ilgili bize bilgi verir misiniz? Çünkü artık kardiyologların yaptığı işlerin sayısı çok daha fazla arttı. Tabii kapak ameliyatını kardiyologlar tabii ki de yapamaz ama kalp damar cerrahları da artık iş yükü hafifledi gibi aslında bilmiyorum. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi hekimler olarak aslında ben bunu kardiyoloji, kalp damar cerrahı veya herhangi bir branş olarak ayırmıyorum. Tedavi basamaklarımızda birincisi bizim muhakkak koruyucu sağlıktır. Koruyucu sağlık hizmetleri. Bu en önemlisini teşkil etmekte. İkincisi ilaçla tedavi etmek. Üçüncüsü invaziv yöntemler dediğimiz vücuda herhangi bir girişim yapılarak yapılan yöntemler ki kardiyologların yaptığı şey invaziv girişimlerdir. Dördüncüsü ve son sırada cerrahi yöntemlerdir. Aslında bize gelindiğinde yapılabilecek hiçbir şey kalmadığı noktada biz devreye giriyoruz. Ondan dolayı altını tekrar çiziyorum. Önce korunmak hastalıktan, daha sonra ilaçla, ondan sonra invaziv yöntemler kardiyoloji ve daha sonra da biz. Evet, sağlık teknolojisi ilerliyor. Bunun karşısında daha az travmatik yöntemlerle hastaları tedavi etme şansı buluyoruz. Kardiyoloji bu konuda özellikle koroner arter hastalıkları konusunda stentler ve son zamanlarda değişen stentlerle birlikte oldukça yol kat etti. Ama hala hiçbir stent bizim ana bypass graftimiz olan lima dediğimiz göğüs içerisinden alınan graftimizin yerine geçemedi. Henüz o yüzden ben umudumu koruyorum bu açıdan cerrahi olarak. Ne zaman ki limanın önüne herhangi bir stent geçer o zaman derim ki evet
bu iş artık kardiyoloji. Kardiyolog olursunuz her ekstradan. Cerrah olurum. Cerrahlık tabii. Cerrahlar ve diğerleri diye aslında hani şeyde de dünyasında da ayırıyoruz. Peki geldi hasta size, kapağında problem var. Size geldi, kardiyoloğa gitmedi. O da bir mümkün. Nasıl bir muayene sürecinden geçer hasta? Nasıl yakalıyorsunuz asıl şey? Eko mudur bizim şimdi, asıl şeyimiz? Aslında şikayet. Şikayet nedir bu tip hastalarda? Genellikle nefes darlığı ve çarpıntı şeklinde kendisini gösterir. Bu hasta grubu her geçen süre içerisinde, yıllar içerisinde efor kapasitesinin düştüğünü, vücudunda bazen ödem dediğimiz tablonun oluştuğunu, çarpıntı ataklarının geliştiğini gösteren şikayetlerle hekime başvuruyor. Ödem, çarpıntı, nefes darlığı. Nefes en önemlisi darlığı. Nefes darlığı. Bazen de rutin kontrollerde, check-up'larda bile karşımıza çıkabiliyor. Bundan sonra yapılması gereken şey hastanın bir ekokardiyografi ile kalp yapısının değerlendirilmesi. Bir kalp kapak hastalığı var mı? Varsa oranı ve bu oranın tedaviye hangi aşamasında gerekli olduğunu gösteren bir yolla gitmek gerekiyor. Daha sonra gerekli görünen durumlarda transözofageal ekokardiyografi dediğimiz yemek borusundan küçük bir prop göndererek baktığımız durumlar, ileri tanı yöntemleri, bazen bir anjiyoyla kalp kapağına veya kalp damarlarına aynı seansa bakmak yöntemlerini uygulayarak hastalığın öncelikle bir derecesini ortaya koyuyoruz. Şimdi kalp kapak hastalıklarında aslında ilaç tedavisi sadece yaşam kalitesini düzenleyen, tedavi etmeyen, yaşam kalitesini belli bir standarda çekip hastaya konfor kazandıran bir yöntemdir. Çünkü ilerleyici bir hastalıktır kapak hastalıkları. Ve biz cerrahi müdahaleyi belli bir noktaya gelmeden zaten tercih etmeyiz. Bunun için yapılması gerekenler kardiyoloji ve kalp damar cerrahi hekimleri tarafından birincisi hastanın ritmini düzenlemek. Yani çarpıntı ataklarını ortadan kaldırmak, vücudun stoplamasını engellemek ve belli tansiyon ilaçları kullanılarak vücuttaki kalp tansiyon dengesini ayarlamak. Bu grupla hastalarımızı biz takip altında tutarız. Ve belli bir noktaya ulaştıktan sonra evet artık yaşam konforu ilaçlarımızla bile belli bir noktaya getiremiyorsak veyahut cerrahi riskimiz. Bu da önemlidir. Bazen geç kalınmış vakalarımız vardır. Bunlara cerrahi işlem uygulayamayız. Bunların önüne geçebilmek adına zamanlamayı çok iyi ayarlamak lazım. Ne önce yapıp gereksiz risk almalı ne de sonraya bırakıp ameliyatımızı daha zor bir hale getirmemeliyiz. Bunun için zamanlama çok önemli. Kardiyoloji ve kalp cerrahları artık biz buna heart team diyoruz. Yani kalp ekibi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi diye ayrılmayıp bir ekip olarak herkesin belli bir noktada görev üstlendiği ve hastayı tam anlamıyla değerlendirebildiği bir yapının içerisinde sokmaya çalışıyoruz. Dünyadaki yaklaşım da bu. Türkiye'de de yavaş yavaş bunlar oluşmaya başladı. Zamanlamayı ayarlayıp hastayı gerekirse ameliyatını yapmak üzerine kurgulu bir tedavi stratejimiz var. Peki, gerekirse ameliyat yapılacak. Evet. Ciddi bir kapak sorunu var. Ameliyat yapmazsak bu hastayı biz ne yapıyoruz? Kaybetme sürecimiz yaygın. Kaybetme %100 kaybediyoruz. Ne kadar bekleme süresi oluyor bu hastaların? Ekokardiyografik olarak ve hastanın objektif fonksiyonel kapasitesi, yani hastanın şikayetleri, yaşam kalitesi bunu belirleyen ama esas şey ekoda bazı değerlerimiz var. Onlara bakarak hastanın kalp ameliyatına artık zamanı geldi mi gelmedi mi kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi konsey kurarak evet bu hastaya ameliyat şu aşamada daha uygun dediğimiz hasta grupları var. Bunlar ancak yetkin kişiler ve yetkin merkezler tarafından konulabilecek kararlardır. Fakat hastalarımızla ilgili en önemli şey ise şudur. Yaşam konforumuz nedir? Daha önce yürüdüğümüz mesafeleri yürüyebiliyor muyuz? Kaç yastıkla yatıyoruz? Bir kat merdiven çıkınca nefes darlığı oluyor muyuz? Veya artık hiç hareket edemez hale mi geldik? Bunları değerlendirip buna göre bir yol izliyoruz. Peki, kalp kapağında sorun var. Baktınız, ekosuna baktınız, bütün hastanın şikayetlerini dinlediniz. Hastanın yaşam kalitesi düşmüş, günlük aktivitelerini yapmakta zorlanıyor. En önemli göstergelerden biri de bu herhalde. Yani başkasına bağımlı ya da başkasına bağımlı olsa da ciddi sıkıntılar çekiyor. Ameliyat yapmaya karar verdik. Senin kalp kapaklarında sorun var. Ameliyat etmezsem hastanı kaybedebiliriz. Şimdi önüne seçenekler sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle bir ameliyatımız var. Koltuk altından kalp kapak ameliyatı. Evet. Diyecek ki ben bunu ilk defa duydum. Siz neyi daha farklı yapıyorsunuz? Normalde açık yapılıyor bu ameliyatlar. Ben de yeni duyduğum için, yani bir sürü arkadaşım da yeni duyduğu için ben bunu soruyorum. Hastaya nasıl açıklıyorsunuz bunu? Seçeneği ortaya koydunuz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Çok kısa değinmek istiyorum onu. Yaşam kalitemiz, daha doğrusu yaşamımız uzuyor.
Fakat yaşamımızın uzayan bölümü yaşlılık dönemi maalesef. Daha önce 55-60 iken şu anda 70-75 sınırlarına çektik. Ve uzayan bu yaşlılık dönemimizi daha konforlu, daha bağımsız ve daha özgür yaşama adına biz kurguluyoruz her şeyi. Yoksa hasta yatağında yatıyor ve hiç hareket etmiyorsa bazen hiç bu ameliyata bile gerek olmayabilir diye düşünürüz. Ama biz hastamızı pazara gitmesi, alışverişini yapması, kendi işini yapabilecek düzeyde bağımsız hissetmesi için yapıyoruz bütün bu işlemleri. Bunları söyledikten sonra kalp kapağıyla ilgili bu koltuk altına gelelim. Koltuk altı kalp ameliyatları, evet, son yıllarda yapılması daha da fazla artan, özellikle sternotomi dediğimiz, yani önden iman tahtasını kesen ameliyat tekniğine göre bir sürü artısı olan bir yöntem. Ne dedik daha öncesinde? Öncelikle invaziv, yani ameliyatsız tedaviler, daha sonra da ameliyatların küçük kesilerle yapılması. Bu tıp tarihine baktığımızda da zaten böyle geçmiştir. Nasıl daha önce karnımızı açarak yaptığımız ameliyatları şimdi laparoskopik yöntemlerle yapıyoruz. Şimdi sternum dediğimiz bu iman tahtası kemiğini kesmeden ameliyatları yapabilme yöntemine yöneldi. Daha sonra port access dediğimiz küçük deliklerle ameliyatları yapma yöntemi. Son zamanlarda da özellikle torakotomi dediğimiz toraks içerisine girerek yapılan tekniğin bir modifikasyonu olan koltuk altı kalp ameliyatı devreye girdi. Şimdi ameliyattan sonra bizim hastalarımızla ilgili öncelikle hasta açısından bahsetmek istiyorum. En büyük sıkıntı yaklaşık 2 ay boyunca sırt üstü yatmak. Bu birçok insan için aslında işkence gibi bir şey. Açık ameliyattan sonra. Açık ameliyattan sonra. Neden? Çünkü bu kestiğimiz kemiği tellerle, çelik tellerle bağlayıp hastanın kaynamasını bekliyoruz da yaklaşık 2 aylık bir süreç. Bu süre içerisinde hasta yani dönemez, ters hareket yapamaz, elini çok fazla yukarı kaldıramaz, araba kullanamaz, göğsünü korumak zorundadır herhangi bir travmaya karşı. Ve bu 2 ay hastaya korkulu bir rüya gibidir. Geçmesi için çok dua ederler ve en çok bundan zorlanırlar. Birincisi bu kemik zaten kesilmiyor. Medyasten dediğimiz bunun fizyolojik hareketini engellemediğimiz için ameliyat sonrası dönemde çok hızlı toparlıyor bu hasta grubu. Normalde 1-2 günlük yoğun bakım süreçlerini biz bir güne kadar indirip hastane kalış süreçlerimizi de çok daha alt düzeylere çektik. Yaklaşık bir hafta sonra hasta normal efor kapasitesine yaklaşabiliyor. Onun haricinde özellikle redo ameliyatlar dediğimiz, tekrar ameliyat ettiğimiz bir grup var. Daha önce bir koroner bypass ameliyatı olan hasta grubu bir kapak ameliyatı için geldi. O grup da çok önemli. Çünkü kalp etrafı daha önceki ameliyattan dolayı çok yapışık, ön taraf açıldığı için bu kemik ve bölgedeki anatomi değişmiş. Bu grupta çok büyük artı sağlayan bir hasta grubudur. Özellikle genç hasta grubu bunu önemsiyor. Çünkü yaklaşık 8 santimlik bir kesiden, koltuk altından, ön bölgesinden yaptığımız bir kesiyle hastanın özellikle kozmetik açıdan bir artısı oluyor. Bunlar çok rahat gömlek giyebiliyorlar, denize girebiliyorlar ve kalp hastası olduklarını hiç kimseye ifşa etmeden bu hastalığı tedavi etmiş oluyorlar. Hocam elimde bir görsel var. Herhalde doğru bir şeydir. Göstermemde bir sakınca var mı? Yani biraz böyle kıyasladığımızda... Bizim yaptığımız bunun biraz modifikasyonu. Evet. Sizin gösterdiniz. Evet. Bana göre sağ taraftaki klasik kalp ameliyatı denilen yöntem, evet, göğsümüzü açtığımız bir yöntem. Evet. Sol taraftaki ise torakotomi dediğimiz, klasik torakotomi dediğimiz yöntem. Biz onu birazcık daha modifiye ettik. Hı hı. Daha yukarıya aldık kesiyi ve daha küçülttük. Ya bunlar muhteşem şeyler. Yani hakikaten muhteşem şey. Laparoskopik cerrahi tabii çok çözüm sunuyor. Hani başka alanlarda da kullanıyor, sadece kalp ameliyatlarında değil. Kalp ameliyatında da hani buna benzer küçük kesilerle işlemler yapıyorsunuz. Harika şeyler. 2 ay bile hastanın yatmaması ne kadar yatacak? Yani sırt üstü yatıyor dediniz bir açık ameliyattan sonra, kapak ameliyatı ya da bypass ameliyatı geçirdikten sonra. Mesela koltuk altı bir kalp ameliyatı yaptığımız hasta bir hafta sonra istediği pozisyonda yatabilir. Yüzebilir, spor yapabilir, yük kaldırabilir elinde. Herhangi bir yük kaldırmasına engel durum yoktur. Araba kullanabilir. Bunlar çok önemli şeylerdir hayat konforunu etkileyen. Açık yöntem dediğimiz, yaptığımız şeyde en az 2 ay bunların yapmasını yasaklıyoruz. Sağa sola dönüş yasak, ellerinde yük taşıması yasak, araç kullanmasını istemiyoruz, asimetrik hareketlerden koruyoruz, kendisini özellikle herhangi bir travmaya maruz kalmamasına gayret ediyoruz. Ki bunlar önemli hastalarımız için konfor alanlarıdır. Bu alanları yapmaya çalışıyoruz. Peki şöyle... Bu alanda ameliyatlar niye mesela çok az hekim yapıyor Türkiye'de? Bu zor mu? Yapması zor bir ameliyat mıdır? Yani öğrenilmesi. Şimdi koltuk altından bir kesi alıyoruz diyoruz.
bana çok hani bir hekim olsam yapılabilir bir durum gibi geliyor rahatlıkla. Var mıdır bir zorluğu? Yani hekimlerin çok eğitilmesi bu konuda çok vaka yapması mı çok daha iyi yapacağı anlamına gelir? Yoksa gerçekten bilinmemesinden ötürü olan bir şey mi? Öncelikle çok ciddi bir tecrübe gerektiriyor. Yani biz buna minimal invaziv yöntemler diyoruz. Yani küçük kesilerle ameliyat yapma yöntemleri. Bunun içerisinde koltuk altı kalp ameliyatı var, portaksesler var, robotik yöntemler var. Bunların birinci kriteri açık yöntemle bir sürü vaka yapmanız gerekiyor ki kalbe hakim olabilirsiniz. Bu çok ciddi bir eğitim alanı geçiyor. Daha sonra açık ameliyatı yapmayan zaten bu ameliyatı yapamaz. Yani böyle başlamayacak cerrahlığını değil tabii, mi? Tabii. Önce açık ameliyatı bilecek. Arkasından iyi bir ekip tarafından bunun eğitiminin verilmesi lazım. Buradaki en önemli sıkıntı Türkiye'de bunu yapan merkez sayısının çok çok az olması. Özellikle koltuk altı için konuşuyorum. Daha sonrasında ise uygun hasta grubuyla hekimin bir şekilde karşılaşıp bu tedaviyi onlara alternatif olarak sunması ve hasta kabul ederse de bunu devam etmesi. Peki ameliyattan sonra bir de tabii açık ameliyatlardan kalp ameliyatlarından sonra hastayı bir yoğun bakımda tutmak gözetim altında tutuyorsunuz. Burada bir farklılık var mıdır? Bazı hastalarımız yani ortalama ne kadar yoğun bakımda kalıyordu? Şimdi daha mı az kalacak? Buradan da bir tasarruf sağlayabiliyor muyuz? Hastanede kalış süresini düşürebiliyor muyuz mesela? O hastane kalış süresince ortalama aynı. Tamam. Yaklaşık 5 ila 6 gün hastanede kalış süresimiz vardır. Yoğun bakım kalışlarımız genellikle bir gündür. Kanama oranlarımız çok düşüktür bu ameliyatta. Solunum fonksiyonları dediğimiz, özellikle kalp ameliyatlarından sonra solunum cihazına bağlı geçirilen bir dönem vardır. Evet. Bu dönem çok daha kısadır. Solunum komplikasyonları dediğimiz ki en çok gördüğümüz komplikasyonlardır kalp ameliyatlarından sonra. Kalpten ziyade biz akciğer problemleriyle uğraşırız. Bu grupta bu çok daha azdır. Çünkü normal anatomiyi bozmadığımız için vücudumuzun genişlemesi ve tekrar eski haline dönmesi hareketini yapması için gereken dinamikleri bozmuyoruz. Çünkü göğüs kemiğini önden keserek açık ameliyatlarda tabii yapılıyor. Burada bu şekilde yapmadığınız için oradan bir kâr geçiyorsunuz. Bu ameliyat tekniğinde kemik kesme diye bir şey söz konusu değil. Sadece kaburgaların arasından girerek o bölgeden kalbe ulaşıp işlemi yapıp çıkıyoruz. Yani vücutta herhangi bir kemik kesme, anatomik bir deformasyon olmuyor. Ve bu da ameliyat sonrası dönemde özellikle akciğer problemleri, kanama problemleri ve hayatına nekat dönemiyle ilgili çok ciddi artılar sağlıyor. Tabii dördüncü sırada olan, bizim için dördüncü sırada ama hastalar için birinci sırada olan kozmetik bir artısı da var bu işin. O da artık hani tali olsa da bakılan şeyler. Yani hasta muhakkak her şeyle değerli. Akıllı hastalar, biraz sağlık kültürü geniş hastalar her şeyle birlikte değerlendirme yetisine sahip. Peki şunu soracağım. Bu yeni bir teknik gibi hemen ben bakacağım. SGK'da geri ödemesi var mı? Aslında yapılan iş aynı. Bu yeni bir teknik olarak addedilip geri ödemesi var ya da yok, ne dersiniz bununla ilgili? Tamamen SGK tarafından geri ödemesi olan sisteme dahil edilmiş bir yöntemdir. Evet. Nihai sonda biz kalp kapaklarını değiştiriyoruz. Yani yaptığımız iş önden de olsa yandan da olsa kalp kapağına değiştirme veya tamir. Tamir de yaptığımız hasta grup var. Bu ameliyatı yapamadığınız bir grup var mı? Kesi alıp koltuk altından kalp kapak ameliyatı yapamadığımız bir grup var mı? Açık cerrahiye tekrar döneceksiniz. Burada bir kriterimiz var mı? Genellikle şu grupta bu ameliyatları yapamıyoruz. Kalp kapağıyla beraber koroner bypass dediğimiz kalp damarlarına bypass yapacağımız hasta grubu. Bunları açık yöntemle yapıyoruz ki daha geniş bir alana müdahale etmek için. İkinci grup çok ciddi akciğer problemleri yaşamış. Daha öncesinde akciğer yapışıklıkları, travmalar olabiliyor, bazen toraks deformiteleri olabiliyor. O grupta ulaşımla ilgili problem yaşanacağı için o grupta yapamıyoruz. Bir üçüncü grubumuz var ki bu da aort damarı dediğimiz, özellikle kalsifikasyonlar veya aort damarını değiştireceğimiz ameliyatlarla beraber yapmıyoruz. Onun haricindeki bütün kalp kapağı ameliyatlarını, aort, mitral veya tirkispit hepsini buradan yapıyoruz ve tercihimizi bu yönde kullanıyoruz. Şimdi teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bir veterimiz vardı. Dün verememiştik yayında maalesef. Evde bakımla ilgili, evde sağlık hizmetleriyle ilgili tabii kalp hastalıkları, kronik kalp hastalıkları sahibi insanlarda da evde bakım hizmetleri çözümdür. Veterimizi izleyelim, daha sonra bir sorum daha olacak. Günün fotoğrafıyla kapatalım. Evde sağlık, evde bakım hizmetleriyle ilgili VTR'miz var. İzleyelim, sonra tekrar buradayız efendim.
Evde sağlık hizmetleri gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakım hizmetlerinin verilmesidir. Evde sağlık hizmetlerinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yoluyla hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca evde kalmayı tercih eden ve tedavisi bakımı devam eden, ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir. Hem kamu, hem belediye ve hem de özel sektörün hizmet verdiği evde sağlık hizmetlerinde hastanelerden taburcu olacak hastalar da faydalanabilir. Ön değerlendirme sonucunda hastanın da durumu dikkate alarak uygun gördüğü birim ya da hekimi evde sağlık hizmeti için görevlendirir. Evde sağlık hizmetleri, evde bakım, tabii ilerlemiş kalp hastalıklarında da bu da hastalar, hasta yakını için çözüm. Bununla ilgili ne söylersiniz? İlerlemiş yaş ve kalp hastalıkları aslında tıbbi bir destek gerektiriyor. Bu yaş grubundaki hastalarımız tabii ki her zaman hastaneye ulaşma imkanları olmadığı için özellikle hastane personelinin, hekimin veya sağlık çalışanlarının eve gelip hastaya tedavi vermesi çok çok önemli ve hastanın konforunu, yaşamını yükselten bir şey. Bence bu açıdan evde sağlık hizmetleri son yıllarda oldukça ilerledi. Bu desteği her hasta grubunun ulaşması çok önemli görüyorum ben. Kamu da veriyor, belediyeler de veriyor, çağrı merkezleri var bunlar için özelleşmiş. Bunları tekrar hastalarımıza duyuralım. Yani hakikaten bir de ön değerlendirme yapıyor gelen sağlık personeli. Kesinlikle. İşte önce bir çağrıyla değerlendirme yapıyor, eve gelip değerlendirme yapıyor. Bu hizmetler bizim için, bunlardan da faydalanalım istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Sizle kapanışımızı yapmadan önce günün fotoğrafını vermek istiyorum. Ambulans uçak, belki görmeyen izleyicilerimiz vardır. Ambulans uçak artık yaygın olarak kullanılıyor. Önce bir dünyadaki rakamlardan bahsedelim. Güncel 2015 rakamlarına göre 185 ülkede 980 adet uçak ambulans bulunuyormuş. Türkiye'de de eğer yanlış bakmadıysak istatistikleri 3 tane uçak ambulansımız var. Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu yaptığı. Ambulans uçak uzun mesafeli hastaların, yani bir şehirden şehire ya da ülkeye transferlerinde, acil durumlarda, organ nakillerinde veya karayolu ile uzun süre yolculuk etmemesi gereken durumlarda kullanılıyor. Ambulans uçak ülkemizde ilk defa askeri kurumlar içerisinde aktif olarak hizmet vermeye başladı. Askeri kullanımda oldukça başarı sağlayan ve hayat kurtaran hava ambulansından sonra özel uçak ambulans şirketlerinde kurulmasına yol açtı. Son zamanlarda teknik ve donanım olarak daha genişlemesi ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir oluşum yaratılmasına neden olduğu, bunlar da bizler için yapılan işlemler, donanımlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yardımcı doçent doktor Hüseyin Gem Almaz, MSH Hospital'dan yayınımıza katıldınız. Kalp damar cerrahisiniz. Bugün koltuk altı kapak ameliyatlarını konuştuk. Yeni bir teknik. Türkiye'de az sayıda yapılıyor. Bundan sonra da yaygınlaşacaktır diye umuyorum. Sonuçlarında da zaten açık ameliyatta daha avantajlı. Hiçbir eksik yapılan bir işlem yok. Bunun sonucunda bunu da söyleyelim. Yeni bir teknikle, aynı laparoskopide olduğu gibi daha az kesiyle ve daha konforlu bir şekilde ameliyat yapılıyor. Hem hekim için hem de hasta için. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Değerli izleyenler, bugün de Sağlık Raporu programını tamamladık. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.com.tr adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı tabii ki koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Yarın 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.